Şubat ayının 20'sinde açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye Patriot hava savunma sisteminin konuşlandırabileceğini söyledi. CNN Türk televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Akar, "Çünkü bizim ülkemize karşı hem füze tehdidi var, hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. ABD'nin Türkiye'ye Patriot batarya desteği olabilir" ifadesini kullandı. Akar, ayrıca NATO Genel Sekreterinin de bu konuda çeşitli açıklamaları var. Sayın Stoltenberg de bu konuyu gerçekten yakinen takip etmekte. Onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir, diye ekledi. Türkiye'de şu anda bulunan tek Patriot bataryası, İspanya'ya ait. İspanya 2014 yılında bir Patriot bataryasını İncirli'ye konuşlandırmıştı. ABD ise 2013 yılında Türkiye'yi Suriye'den füze tehditlerine karşı korumak için Gaziantep'e taşıdığı iki Patriot hava savunma bataryasını 2015'te çekmişti. Yeni Akit'in, Forbes Dünya'ya duyurduğu, başlıklı haberinde Patriotlar İncirli'ye indi bile. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Forbes, Türkiye'nin ABD'den talep ettiği iddia edilen Patriot hava savunma sistemleri İncirli'ye indiğini duyurdu. İdlib'deki alçak saldırı sonrası gündeme gelen Patriot savunma sistemleri ile ilgili, Forbes dergisi flash bir iddia ortaya attı. ABD merkezli dergiye göre Türkiye'nin talep ettiği öne sürülen Patriotlar Adana'daki İncirlik üssüne indi. Geçtiğimiz gün Sputnik'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon yetkilisi, Türkiye'nin Suriye sınırı yakınına Patriot sistemleri konuşlandırılmasına ilişkin talebinden haberdarız. Ancak buna dair henüz bir karar alınmadı. İdlib'deki endişe verici durum hakkında Türk hükümetiyle görüşmelere devam edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin ne gibi bir desteği olabilir sorusu karşısında, ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var, hem de yaşanmış bazı olaylar var. Daha önce yapıldığı şekliyle hava savunma bataryaları gönderdiler. Yine füze tehditlerine karşı Patriot batarya desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreterinin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte. Onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir, cevabını vermişti. Forbes dergisinin yaptığı habere göre, Türkiye'nin talep ettiği Patriot hava savunma sistemle İncirlik üssüne indirildiğini kaydetti.